Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek Gelecek Hepimizin projesi kapsamında öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Dedi, sınıf arkadaşım bakan olmuş dedi. Okulun toplantı salonunda gerçekleşen söyleşiye Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcılarından Haydar Şahin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen, Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yaşamak için mücadele ediyorum. Bugün burada olmamın sebebi de anı güzel yaşamak içindir. Ziyarette öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Polat, eğitim ve iş hayatındaki deneyimlerini paylaştığı sohbette ülkenin içinde bulunduğu durum, bilgi ve eğitimin önemi, değerler kavramı ve gelecek Türkiye'sinde gençlerin üstlenmesi gereken misyon ve vizyona ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Bu zenginlik bizim için bir imtihan. Nasıl kullanıyoruz? Fakirlerin haklarını veriyor muyuz? İnsanları parayla boğuyor muyuz? Faiz ve tefecilik yapıyor muyuz? Bu bütün paranın imtihanı. İlimse, ilmi cimrilik edip sadece kendinize mi saklıyorsunuz? Belam gibi yanlış fetvalar mı veriyorsunuz? Mevki sahibiyseniz, mevki sahibi olmanız yine sınav, yine imtihan. Bu mevkiyi, bu makamı nasıl kullanıyorsunuz? Şahsi hevesleriniz için mi kullanıyorsunuz? Ailenizin geleceği için mi kullanıyorsunuz? Yoksa toplumun geleceği için mi kullanıyorsunuz? Dolayısıyla var olan, elde ettiğimiz her şey bir sınav. Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi'nden çok önemli siyasetçi ve bürokratın çıktığını ifade eden Başkan Polat, İmam Hatip okullarının ayrıcalıklarından ve farklılıklarından bahsederken, toplumun gelişmesi ve ilerlemesine katkı sunan bir anlayışta hizmet veren İmam Hatipler'de yetişen isimlere baktığımızda çok değerli siyasetçiler, bilim adamları, bürokratlar ve valilerin çıkmış olduğunu görürüz. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi hem Yeşilyurtlu hem de Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi mezunu. Bizler kendisiyle gurur duyuyoruz diye konuştu. Nereden geçmiş? Sizler gibi eğitim almış, bahçesinde oynamış ve sonucunda İmam Hatip'i bitirmiş. Çünkü Yeşilyurt İmam Hatip mezunu. Zannediyorum 84 mezunu Sayın Bakanımız. Bu sıralar çok farklı, çok güzel insanlar yetiştirdi. Doktor olan, iş adamı olan, aynı zamanda ilimde devam eden birçok insan yetiştirdi. Böyle bir güzel okula sahip olduğunuz için ne kadar şükretseniz azdır. Onu özellikle söyleyeyim yani. Ne kadar şükretseniz azdır. Başarıya giden yolda azimli bir şekilde çalışmanın öneminden bahseden Polat, gençlere, memleketlerine ve yaşadıkları coğrafyaya sahip çıkmaları hususunda nasihatlerde bulunurken, dünyayı tanımanın ancak ilimle mümkün olacağının altını çizdi. Herkes istidadına göre, kabiliyetine göre karar vermesi lazım. Ve bu da lise çağlarında belli olur. Neye daha çok meyyalsanız, neyi daha çok becerebiliyorsanız, kabiliyetiniz neye yönelikse ona yönelik karar verin. Kendinizi asla toplumun toplumda genel kurallara hapsetmeyin. Kendinize bakın, en iyi neyi yapabilecekseniz o yönde ilerleyin. Korkmayın. Önce korkmayın bakın, korkmayın, asla korkmayın. Ama sahip olduğumuz her şeyin de sınav olduğunu unutmayacağız. Eğitim, öğretim başarısı kadar değer sahibi insan yetiştirmenin de büyük önem taşıdığını belirten Başkan Polat, güçlü Türkiye'nin geleceğine ahlaklı, düzgün, eğitimli, milletine sevdalı, çalışkan gençler yön verecektir diye konuştu. Kiminiz ziraatta teslim alacaksınız, kiminiz siyasette teslim alacaksınız, kiminiz emniyet görevlisi olarak teslim alacaksınız. Ama bir büyüklerinizden bayrağı teslim alacaksınız, bizim bir büyüklerimizden bayrağı teslim aldığımız gibi. Biz bayrağı daha üstlere nasıl taşıyabiliriz diye mücadele ediyoruz. Sizler de bizden aldığınız bayrağı daha ilerlere nasıl taşıyabilirsiniz, onun mücadelesini vereceksiniz, veriyorsunuz, onun heyecanını yaşayacaksınız. Nitekim bu okuldan bir bakan çıktığı gibi. 25 tane bakan var bu ülkede. 25 bakan var.
Türkiye'deki 25 bakandan birisi Yeşilyurt İmam Hatip mezunu. Gerçekten sizin açınızdan sevinçli bir durum. Yarının geleceği, bizi geleceğe taşıyacak olan bu ülkenin o geçmişteki parlak günlerine, dünyaya adaleti dağıtan Kanuni'nin bir mektubuyla Fransa'nın sarsıldığı, şimdi böyle bir ecdadın torunlarıyız. Öyle bir ecdadın torunlarıyız. O günü kim sağladı arkadaşlar? O günü o günün gençleri sağladı. O gün gençleri ülkeyi o noktaya taşıdı. İşte yani bu ülkeyi o geçmişteki parlak günlerine taşıyacak olan da yine siz gençlersiniz, sizlersiniz. Çanakkale, bu ümmet topraklarının hepsi Çanakkale. Bu ümmet topraklarının... Programın sonunda öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren belediye başkanı Polat'a öğrenciler tarafından yaptırılan ve üzerinde kendi resmi olan tablo hediye edildi. Evet, evet.